Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Nail oldum Gonca Gül'e. Acem şalın ince bele, acem şalın. Hadi bakalım. Bir bakışla yaktı beni, bir bakışla yaktı beni. Derdine bıraktı beni, derdine bıraktı beni. Yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Nail oldum Gonca Gül'e. Acem şalın ince bele, acem şalın ince bele. Hadi bakalım. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur der. Şimdi oy lilloşum, lilloşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarimi, ben yarsızım. Hadi hadi hadi. Oy lilloşum, lilloşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarimi, ben yarsızım bir hoşum. Sularına kışına, ben yandım bakışına. Seni merhem diyorlar, gönlümün yarasına. Seni merhem diyorlar, sinemin yarasına. Oy lilloşum, lilloşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarimi, ben yarsızım bir hoşum. Oy lilloşum, lilloşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarimi, ben yarsızım bir hoş. Hadi. Oy lilloşum, lilloşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış
kalmış yarimi. Ben yarsızım bir hoşum. Teşekkür ediyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hemen geri döneceğim. Tabii sen söylerken ben nefes nefese kaldım. Nasıl koruyorsun bunu? Onu soracağım sana. Efendim sor. 28 Mayıs Salı gününde de saatler 11'i gösterdi. Oturma odasında sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olmuş olduğu gibi. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 13'ü gösterene kadar da yine sizlerle buluşmuş olacağız. Ki tabii ki sizler bu 2 saatlik süre zarfı içerisinde canlı olarak stüdyomuza bağlanmak isterseniz 0272 alan koduyla 246 36 çift 0'dan ulaşabiliyorsunuz. Twitter ve Facebook üzerinden yine tweetlerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz de twitter.com/oturmaodasitv, facebook.com/oturmaodasitv'den de bizlere ulaşabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi programımızın açılışında bunu bir kez daha hatırlatmış olduk size. Bugün yine uzaklardan demeyelim aslında, Eskişehir'e çok yakın. Memleketimden değil mi? Sevgili eski arkadaşım, evet. Ses sanatçısı Murat Yiğitbaşı bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Allah iyilik versin. Biz bu kadar sizi konuşmaya alışkın olmadığımız için. Evet ama ekranlarda olunca. Evet evet kesinlikle. Nasıl gidiyor Murat? Neler yapıyorsun? İyi gidiyor. İşte programlarımız, Eskişehir'deki festivaller. Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Aynen. Sahnemizde olduğu gibi aynı şekilde yoğunlukla bütün hızla devam ediyoruz arkadaşlarımızla beraber. Koşturmaca. Eskişehir nasıl peki? Eskişehir çok güzel, selam getirdim size. Aleyküm selam. Ben de Eskişehir'e göndereyim evet, selamları buradan. Evet buradan selam olsun bütün Eskişehir'imize. Tabii geçen hafta gidemedim ama ondan önceki hafta oradaydım. Evet. Eskişehir'de güzel Eskişehir'imiz tabii. Eskişehir'imiz güzel memleket. Çok fazlasıyla güzel. Bu arada Murat'la eskiye dayanıyor değil evet. mi? Bayağı bir 10 yıl herhalde. Evet. Sevgili Cüneyt geldiğinde de gerçi kulaklarını çınlattı. Geçen hafta zaten arayacaktım ben de. Hı-hı. Düşüremedim, hattınız bayağı yoğun. Katılamadım, nasip olmadı. Bu hafta da yayın nasip buradaymış. Yayın sonrasında katılmış evet, oldu. Evet, 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 evet. Öyle olmuş oldu. Bu hafta da sana nasip oldu evet, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir 2 saat olacak efendim. Güzel güzel türküleri dinleyeceğiz. Bu arada kıpır kıpır. Orkestradaki arkadaşlarım da susamışlar anladığım kadarıyla. Hepiniz hoş geldiniz. Tek tek bir tanıtalım değil mi öncelikle? Klavyede Nuri Evgi, hoş geldiniz. Biraz sonra mikrofonla da tekrar tanımış olacağız sizi. Bağlamada Can Gülcan, perküsyonda Cemal Kızıltaş bizimle birlikte. Ritimde Abdi Harman, hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler de, ben hep söylüyorum, orkestra güzel olduğu zaman sanatçı daha rahat edebiliyor. Tabii ki, daha tabii rahat ki, olabiliyor. Tabii ki, tabii ki. O yüzden çok önemliler hakikaten. İyi ki evet, varlar. İyi ki varlar. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Birazcık soluk soluğa bıraktık mı seni? Hemen dinleyelim mi bir şarkı daha? Fark etmez, biz alışkınız. Bugün bol bol dinlemek istiyoruz çünkü hareketli seni. Mi yapalım yine? Hareketli yapalım. Birazcık da biz de oynayalım tabii. Oturduğumuz tamam. yerde oynuyoruz ama. Eskişehir havaları yapalım o zaman biraz biz. Eskişehir'den şöyle. Hı hı. Buyurun. Eskişehir'den de buradan bütün Miyalıç'a selamlar gönderiyoruz bizlerden. Eskişehir'imizin... Biraz sonra seni tanıyacağız. Hani neler yaptı, Murat Yiğitbaşı kimdir, ne yapıyor bu zamana kadar. Eskişehir'deki herkes seni tanıyor tabii ki ama. Afyon'da inşallah tanır yakında. Evet kesinlikle. Tüm Türkiye'de sesimizi duyurmuş olalım. O zaman güzel bir şarkı alalım. Sonrasında devam oynamak edelim. Serbest. Buradan herkese söyleyelim. Ben... Saçlar, kara kaşlar, al yanaklar, bal dudaklar. Öptüm yanağın, öptüm dudağın, öptüm yanağın, öptüm dudağın. Hadi. Vurdum davula, çaldım kaval. Vurdum davula, çaldım kaval. Çektim kafayı. Hadi.
girdim yarım bahçesine, yar açtı kapıları pencereyi. Öptüm yanağını, öptüm dudağını, öptüm yanağını, öptüm dudağını. Hadi. Vurdum davula, çaldım tavalı, vurdum davula, çaldım tavalı, çektim kafayı. Hadi. Hadi can. Soğuk, ay karanlık, geceler soğuk, sarıldık yattık. Öptüm yanağın, öptüm dudağın, öptüm yanağın, öptüm dudağın. Hadi. Vurdum davula, çaldım kavalı, vurdum davula, çaldım kavalı, çektim kafayı. Hadi. Ben tam zamanında oturdum herhalde. Hem oynuyorsun hem söylüyorsun, maşallahın var. Evet, yani biz hep yıllardır böyle yaptığımız için biz de alıştık. Kaç senedir? 20 senedir yapıyorum müziği. 20 senedir yapıyorsun. Evet. Peki Murat Yiğitbaşı kim? Dinleyelim. Tanıyalım. Evet, Murat Yiğitbaşı Eskişehirli. İşte Miyalıçık dedin, Miyalıçık mısın? Yok yok, Miyalıçık değilim de yıllardır Eskişehir'de program yaptığımız için Eskişehir'in bütün ilçelerinin müziklerini biliyoruz. Evet. İşte yaklaşık 8 sene bir televizyon hayatım oldu Eskişehir'de. Eskişehir'de evet, birçok mekanda da yer alır kendisi, evet. Ayrıca televizyon programları da evet, oldu değil mi? Evet, evet. İzleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaklardır, Eskişehir'den izleyenler de mutlaka hatırlayacaklardır. Evet, 8 sene kadar canlı yayın yaptım ben de. Evet, nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu da şimdi bile heyecan. Beni en iyi anlayanlar arasında sen varsın. Heyecanlandım, canlı yayın aslında çok güzel, hata affetmiyor işte biraz önce olduğu gibi. Ne oldu orada, bir hata mı oldu? Şarkı yanlış anlaşamadık. Olabilir tabii. Ama ki canlı yayında dediğimiz gibi. Hiç paket, hiç paket yayın yapmadım ben de. Olduğu gibi ne varsa relax olduğu için bizde yaklaşık 10 sene sürdü işte programlarımız. Daha sonra Eskişehir'in belediyenin çeşitli festivalleri, yine programlar, özel eğlenceler. Şu anda da Eskişehir'de yine isim versem olur mu? İsim vermeyelim, belli bir mekan diyelim o zaman biz yine. Belli bir mekanda, istasyonun yanındaki bir mekanda diyelim evet, o zaman da. Ben biliyorum o mekanı. Orada hala programlarımızı yapıyoruz. Devam ediyoruz tabii ki. Her gün mü oluyor? Hemen hemen her gün. Peki albüm falan düşünüyor albüm, muyuz, var mı? İnşallah işte Can arkadaşımız yapacak. Onun işte şu anda altyapılarıyla uğraşıyoruz. Can aynı hem bağlama çalıyor hem aynı zamanda aranje işleriyle de uğraştığı için. Evinin altında sütle yaptık onun. Öyle mi? Çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. İki arkadaşımız Afyon'dan değil mi? Diğer arkadaşlarımız Eskişehir'den evet. Seninle birlikte evet. Geldiler. Aslında biz daha... Sen de mi buradansın? Peki. Aslında daha orkestramız daha kalabalık ama sağ olsun arkadaşlarımız da geldiler. Gündüz programı olduğu için herkes Eskişehir'de çalışıyor. Evet, evet. Ondan evet. Sıkıntı yaşadık. Bir dahakine sizin için geceyi alacağım. İnşallah, inşallah. O zaman bizler de daha dolu dolu geliriz. İşin esprisi bir yanı da kesinlikle kesinlikle. İnşallah bir sonraki programlarda i̇nşallah, tekrar inşallah. Daha kalabalık alacağız. Zaten gayet de iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde arkadaşlarımızı dinlemiş olduk. Seni dinlemiş i̇nşallah. Olduk. Slow şarkılar var mı? Ben bugün hep zaten halk müziği yapacağım. Onu da soracağım aslında. Ben hep halk müziği okuyorum. Sorayım şimdi, daha öncesinde daha farklıydı tarzın değil mi? Evet, daha önce televizyon programı yaparken istek programı olduğu için izleyenler hangi eseri isterlerse biz okuyorduk. Ama şimdi sesimizin gittiği eserler oluyor, olmayan eserler oluyor. O yüzden bir tarz seçtik biz de halk müziği diye. Hem seviyorum, hem yaşanmışlıkları var, hem bir geçmiş olan eserler oldukları için. Oradan devam ettik. Halk müziğinin işte hareketli şarkılarını çıkartıyoruz, slowlarını çıkartıyoruz. Okuyoruz, seviyorum ve severek de söylüyorum. Severek de oynuyorum aynı zamanda. Ya sürekli tempo böyle yorulduğun... Yok, ben oynamadığım zaman kötü oluyor. Ben illa oynayacağım.
Televizyon programında da yapıyordum bir evet, şeyler. Şey oldu mu peki Murat? Radyo programı oldu mu? Cüneyt'e radyo de aynı yapmadım. Mevzuyu konuştuk yok, gerçi de. Yok hiç yapmadım radyo programı. Radyo programı. Ama radyocu arkadaşlarımız vardı. Evet. Benim gibi radyocu arkadaşlarım vardı. Onun için o zevki de yaşamış olduk yani. Onların yanına gelip bir de konuk oluyorduk. Evet, evet. Yanlarına gidiyorduk. O zamanlarda onları yaşamış olduk. Bir slow şarkı da alayım mı senden o yapalım. Zaman? Arkadaşlar ne kadar vaktimiz var? Var mı süremiz? Süremiz varsa bir peki. Slow şarkı. Ellerini tamam, çekip benden. Tamam daha var peki. Slow bir şarkı dinleyelim o zaman. Ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Hem sever hem sevilirdi. Aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden. Senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Yandı yürek kebap oldu, gül bahçemde pazar
zaman oldu. Yandı yürek kebap oldu. Gül bahçemde hazan oldu. Ben ki senden ayrılmazdım. Bu ayrılık neden oldu? Ben ki senden ayrılmazdım. Bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Yar aşkıyla yana düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Teşekkür ediyoruz. Efendim ağzınıza sağlık. Türk halk müziği de ayrı bir yakışmış Murat'cığım. Olmuş değil mi? Kesinlikle olmuş. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Tam böyle senin tarzın olmuş, evet, gerçekten. Evet, aynen benim tarzım. Dinleyenler de eminim ki. Şimdi artık şarkıları yani giyinmeye bile yansıtıyoruz. Çünkü halk müziği, hı-hı, okuduğumuz için artık eskisi gibi böyle, hı-hı, giyinemiyoruz. Onu bile artık halk, hı-hı, müziğine yakışan şekilde giyinmelerimize, hı-hı, yapıyoruz yani. Peki hani daha öncesinde seni dinleyenlerle şimdi dinleyenler arasında bir farklılık var mı? Ya da diyorlar mı? Yok hani, ya. Türk halk müziği okumuşsun Murat, gayet daha güzel iyi olmuş diyorlar. Mı? Evet, herkes çünkü öyle diyor. Çünkü biz seninle konuştuğumuzda da dedim Pınar tarzımı değiştirdin. Evet, artık evet, Türk halk, evet, müziği olacak, evet, okuyacağım, evet, diye. Evet, evet, halk müziği daha yakıştığını zannediyorum ve daha önemlisi ben yakıştığından öte sevdiğim için daha güzel olduğunu düşünüyorum ve o şekilde yapıyorum yani programları. Hı hı. Peki. Bu arada hatırlatalım, 0272 alan koduyla 246 36 çift sıfırdan ulaşabiliyorsunuz. Canlı olarak da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Evet. Şimdi yaşanmışlıklardan bahsettik ya, Türk halk müziği birazcık daha farklı tabii ki dal olarak, evet, da. Biraz da özümüzde var. Evet. Büyüklerimiz, evet, de çok sever, bizler de çok, evet, severiz. Türk, evet, sanat müziği de özellikle ben vazgeçemiyorum mesela Türk sanat müziğinden. Halk müziği bizim biraz önce senin de söylemiş olduğun gibi özümüz olduğu için... Hı hı. Hani başka şarkılar da seversin ama her üç kişiden iki kişi ya da bir kişi muhakkak, hı-hı, bir halk müziği sevgisi vardır, hı-hı, yani. Kesinlikle yani dinliyoruz, özellikle dinliyoruz. Evet. Bir de az önce söyledin ya, bir yaşanmışlıkları var. Evet. O yüzden daha farklı gelebiliyor bize. Evet. Peki şimdi şu an albüm yapan sanatçılarla bir kıyaslama yaparsak. Evet. Ne düşünüyorsun onlar hakkında yani pop olarak? Tarzım değil mi diyorsun, değil, yoksa? Değil, mümkün değil pop. Hani bana şu anda bir firma da gelse peki, dese ki... Nasıl Türk halk müziğiyle mutlaka arasında dağlar kadar fark var ama sana göre sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere insanın kişiliğe yakışması lazım pop okuyacak, hı-hı, arkadaşlar. Hani benim, hani Cüneyt, hiç düşünmedin mi? Cüneyt olsa tamam diyeceğim de bana... Çünkü evet, bir dans etmesini, ben oynamasını bilirim, oynamasını severim. Hı-hı. Ama dansı olacak, fiziken olacak, ses olarak mesela ben gırtlak yaptığımız için benim sesime oturmaz, hı-hı, gerçi. Halk müziği daha... Seviyorum, vazgeçmiyorum. Hiçbir şekilde de vazgeçmeyeceğim. Ama değil mi? İzliyorsa selam gönderelim buradan Ankara'ya. İzliyor, izliyor. Sevgili Cüneyt'cim, selamlarımızı gönderelim sana. Çok keyifli bir program geçirdik, evet, onunla da. Evet. Yeni albüm tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel olmuş albümü. Çıkış şarkısı falan çok beğendik bizler. Alayına gider. Evet. Seslendiriyor musun sen de? Eşlik ediyor musun Cüneyt'e? Karşılaşabiliyor musunuz? Yanında, tabii biz şimdi Cüneyt'le
televizyon programında beraber yaptık, hı hı, biliyorsun. O, gerçi rakip kanallar dedik birkaç sene sonra biz Cüneyt'le de birleştik, programlarımızı birleştirdik. Hı hı. İkimiz birlikte program yapmaya başladık. O zaman da şarkılar söylerken, programlar yaparken çift sesler falan daha güzel oluyordu ama tabii Cüneyt yaklaşık 6-7 senedir Ankara'da olduğu için artık tabii o popa da döndüğü için yavaş yavaş dostluk haricinde müzikal anlamda uzaklaştık tabii ondan.